Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bize destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet, şöyle görmüş olduğunuz bu açık pembe ve sarıdan size sümbül hazırladım arkadaşlar. Geçen yapmış olduğum çimenin üzerindeki lale yerine sümbül hazırladım. Şöyle modelimi de göstereyim. Evet, modelim bu şekilde oldu arkadaşlar. Bakın çok güzel bir model hazırladım sizler için. Yapımı da bir o kadar kolay. Geçen gün yapmış olduğum ipi iki yaprak arasındaki dalın üzerine bu şekilde size bu sefer de sümbül olsun istedim. Bakın şöyle inşallah güzel bir çekimle anlatımı da kolay bir şekilde anlatacağım. Daha önce yapmış olduğum sümbülü mor ve açık lila ile yapmıştım. Bu sefer siyah kontür çektim arkadaşlar bu şekilde üzerine. Bakın iki yaprağın arasına sümbülümü hazırladım. Çok da güzel, hoş bir duruşu var iğneden ta arkadaşlar. Zarif bir duruşu var. Şöyle ipi iyice güzelce esnetiyorum. Sonra sıkı sıkı zincirlerle zarif bir lale sümbül hazırlıyorum sizler için. Lale de aynı şekilde. Evet. Şöyle sallantılı haline de uzaktan duruşuna da bakıtayım sizlere. Çok güzel bir duruşu var arkadaşlar. İnşallah bu güzelliği bu şekilde yansıtabiliyorumdur. Sümbülümün duruşunu. Evet, modelimiz bu. Şimdi modelimizin anlatmasına geçerek nasıl yapıldığını sizlere tarif edelim arkadaşlar. Arka tarafı unutalım arkadaşlar. İlk başlar gibi başlıyoruz. Bakın tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitledikten sonra şöyle 3 tane zincir çekip tığ battıma kapatıyorum. Yine 3 tane zincir çekiyorum ve tığ battımın içerisine kapatıyorum. Evet. İlk başlarken bu şekilde 2 tane 3'er zincirden tığ battı yaparak başlıyorum. Şöyle bir zincirimi çevirip tığ battımın içerisine sık iğne ile sabitledim. Bakın bu şekilde dönüş yapıyorum. Ve 5 tane zincir çekiyorum. Şöyle yandaki tığ battıya girip bu şekilde sık iğne ile sabitledim. Bir zincir çekip dönüp sık iğne ile yuvaya giriyorum. Şimdi arkadaşlar buraya bir yaprak yapacağız. 2 tane zincir çekerek başlıyorum yaprağımın yapımı. Bir defa tığımı doladım. Şöyle 2, bakın hiç boşluk bırakmayın. İyice oturtturun dibine. Uzun olmasın trabzanınız. Minik bir trabzanınız oldu. Tepesine 4 zincir. Kapatıyorum buraya. Sabitledim. Şimdi dolamayı bir defa artırıyorum. Yuvaya girdim. Şöyle 2, 2 ve 2. 3 seferde aldım ama bakın şöyle çok sıkı sıkı birbirine yakın yapmaya çalıştım. 4 zincir. 4 zinciri buraya kapatıyorum. Tomurcuk oluşturdum. Şöyle 3 defa. Bakın. 1, 2 ve 3. 3. trabzan. 3 defa her sırada bir tane dolama arttırarak şöyle daha uzun ve yaprak yapmaya çalışıyorum. 4 zincir. Trabzanın tepe noktasına kapattım. Yine 3 defa doluyorum. Bu sık iğne için trabzanımız olacak. 2 2 2 ve 2. 4 zincir. Son yapmış olduğum trabzanımın içerisine kapattım. Kirpiği oluşturdum. Geriye kalan bu kısma da 6 tane sık iğne yapıyorum. Bakın 1 2 3 4 5 ve 6. 7.yi yuvada yapıp sağ 12 tane zincir çekeceğim. Bu da dal için arkadaşlar. 12 zincir. 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12.
sıkı sıkı 12 zinciri de çektim. Hemen bu 5 zincirli yuvaya kapatıp buraya sabitledim. Dalımızı bu şekilde oluşturduk. Hemen geri dönüş yaptığım tığ battımın içerisine sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle hem de tığ battı seviyesine inmiş oldum. Şimdi yaprağı bitirdik. 3 zincirden 5 tane ara suyu yapacağız. Sabitliyorum. 3 zincir. Sıradaki tığ battı. 3 zincir. Evet, toplamda 5 tane olacak. Şöyle 4, şöyle 5. Evet, ara mesafesi olarak 5 taneyi yaptıktan sonra şimdi 2 tanesi yine bu başta olduğu gibi yaprakta bizim için yuva oluşacak. Sık iğne ile sabitliyorum. 5 zincir. Yandaki tığ battıya girdim. Sabitledim. Arada bakın 3 tane tığ battı kaldı. Şimdi 6 tane zincir çekiyorum. Hemen yapmış olduğum dalıma 6 zincirimi sabitledim. Bakın gerdirme işlemi olmasın tığ battıların üzerinden. Ona göre eksik veya fazla yapabilirsiniz. 4 ve 5. Bakın bu da lalem için yuva olacak. Hemen buradaki sık iğnenin tam orta kısmından şöyle sabitleyip bu 5 zincire de lalemi yapacağım. Yine 6 zincirle aşağı iniyorum. Ve bakın dalımızı oluşturduk. Yuvayı oluşturduk. Bu şekilde. Şöyle yanına doğru çekelim öbür oluşturduğumuz dalın. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekip yaprak birbirine bakacak ya arkadaşlar, simetri olsun diye şöyle sık iğne. Dönüş yaptığım sık iğneye kapatıyorum bakın. Şu şekilde 1 4 zincir çektim, 3 veya 4. Buradaki sık iğnenin arasına sabitledim. Şöyle 2 zincir çekip düz yönüne, daha doğrusu ters yönünden yapacağız. Ters yönüne döndüm. Bir defa tığı doladım. Bakın 2 tane zincirin arasındaki o 5 zincirli yuvadan girip şöyle 2 ve 2. Buraya şöyle biraz daha yavaş anlatacağım arkadaşlar. Aynı yapılış tarzı ama tersten yapılış. Hiçbir farkı yok. Sadece şöyle ters bir duruş olsun diye bu şekilde yapıyorum. Şöyle yapıp rahat çalışalım. Evet, bir tanesini oluşturduk. Şimdi trabzanları oluşturarak yaprağımızı yapacağız. İki defa doladım. Bu 5 zincirli yuvanın içerisine girip şöyle 2, 2, 3 seferde ama şöyle sıkı sıkı. 4 zincir. Bu trabzanın arasına girip kapattım. Bu şekilde oluşturdum. Şimdi dolama sayısını bir tane daha artırıp yine 5 zincirli yuvanın içerisine girip 3 seferde çekiyorum. Bakın 2, 2, 2, 4 zincir. Buraya sabitledim. Üçüncü kirpiği de yaptıktan sonra dördüncü kirpiği yine aynı işlemle yapıyorum. Fazla uzun olmaması için şöyle aynı boyda olsun diye 2, 2, 2, 2. Hafif bir tık uzun oluyor yine de arkadaşlar. Dördüncü olduğu için. Evet, 4 zinciri çekip yapmış olduğum trabzanın arasına kapatıp yine buraya 6 tane sık iğne yapıyorum bakın. Şöyle 1 2 3 4 5 ve sonuncu 6. Şimdi arkadaşlar bakın. Yaprağı hazırladık ya, yine bu 5 zincirli yuvaya muhakkak giriyorum. Bu da 7. Bu şekil daha güzel duruşu oluyor. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. Bakın 2, 3, 4, 5. Sık iğne ile 5 zincire sabitledikten sonra üzerine 5 zincir çekip bakın şu görünüşü oluşturdum. Şöyle.
birbirlerine simetri bir bakışması oldu bu şekilde. Şimdi bunu buradaki tığ battı vardı ya, dönüş yaptım. Buranın tam orta kısmından sabitledim. Ben tane tane anlattığım için uzun gibi gözükmesin arkadaşlar. Yapılışı çok kolay. Yine ilk başta olduğu gibi 8 tane tığ battı. Ara mesafesi verilecek. Şöyle göstereyim. Bu bir. Şöyle 3 zincir. 2. Sıradaki tığ battıya. Şöyle 3. Şöyle 4. 5 ve 6. Evet. Siz bu şekilde arkadaşlar 8 tane yapıp sonra bu yaprağı kuracağız. Bakın tırnağımızla arkadaşlar bunu şöyle şekil verip oturtturalım. Daha güzel bir şekil almasını sağlayalım. Ve bakın şu da 5 zincirli yuvamızı da yaparken açmak için kolaylık oluyor. Bu şekilde çimenini hazırlıyoruz. Böyle devam edecek arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi lalesinin yapılışına geçelim. Evet. Şimdi ortadaki bu 5 zincirli yuvaya sık iğne ile ipimizi sabitleyerek başlıyoruz. Buraya 4 zincirden 3 tane kirpik yapacağım. 4 zincirimi çekip ipimi sabitledim buraya. 4 zincir. İkinci kirpik. 4 zincir. Bu da üçüncü kirpik. Şimdi bakın şu şekilde. 4 zincirden 3 tane kirpiği yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Ters tarafına döndüm. Ters tarafındayız şimdi şu an. Bu ilk kirpiğin ara kısmından girip sabitliyorum. Ve 4 zincir çekiyorum. Yanındaki yuvaya girip bu şekilde sabitledim 4 zincirimi. Şimdi orta kısmı tekrar 4 zincirden bir yuva yapıyorum. Bakın aynı yuvanın ortadaki yuvanın içerisine bir tane daha bu şekilde yuva oluşturdum. 4 zincir. Sonuncu kirpiğin arasına da bu şekilde sabitledim. Şimdi arkadaşlar bir zincir çekerek düz tarafına dönüp şöyle sık iğne ile hemen ilk yuvadan sabitledim. 4 zincirden bakın 2 sıra hiç ilmek zincir kafanız karışmadan 4 zincirden 3 kirpik 4 zincirden 3 tane yuva yaptım. Ortadaki yuvada artırma yaptım bu şekilde. Şimdi bir zincir artırıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Ortadaki bu artırmış olduğumuz yuvanın içerisine sabitleyip bakın ortadaki zincir sayısı hiç değişmeyecek. 4 zincir. Ortadaki yuvanın zincir sayısı 4. Bu şekilde. Şimdi yine 5 zincir. Sadece kenarlardaki birer yuvalar zincir sayısı artıyor. Şöyle. Çok kolay bir model tasarladım size. Şimdi bir zincirle dönüşümü yapıp sık iğne ile sabitliyorum. Kenar dönüşümü güzel dursun diye bu şekilde birer zincirle dönüş yapıyorum. Bir tane artırıp 6 zincir çekiyorum. İpimi esnettim. Zincirleri sıkı sıkı çekiyorum. 6 zincirimi ortadaki bu çoğaltmış olduğum yuvanın içine sabitliyorum. 4 zincir. Aynı yuvaya kapattım. Bu şekilde. Şimdi yine 6 zincir. Evet, son sıramız artık. 6 zinciri sonda kapatıp şöyle 3 sefer çoğaltma işlemi yaptım.
Şu baştaki 4 zincirli kirpiği saymıyorum. Şimdi bir zincirle dönüşümü yapıyorum. Sık iğne ile sabitledim. Şimdi bu son yaptığımız 6 zincirli yuvaya 7 zincirden 3 tane kirpik. Bu birinci kirpiğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu ikinci kirpik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bu da üçüncü kirpiğim. Şimdi 3 tane kirpiği oluşturduk. Dibine bir sık iğne. Hem dönüşte bir sık iğne hem de 3 kirpikten sonra muhakkak bir sık iğne. Bakın şu ortadaki 4 zincirli yuvaya hiç zincir çekmeden sık iğne ile geçiş yapıyorum. Aynı şekilde bu yuvaya da 7 zincirden 3 tane kirpik yapalım. Şöyle 1, 2, 5, 6 ve 7. Bu birinci. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bu ikinci. Yine 7 zincir çekiyorum. 3. Dibine de bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın sonuncu yuvaya da yine sık iğne ile geçiyorum. Sık iğne yapıp sık iğne ile diğer yuvaya geçişini hazırlıyorum. Bu sık iğneleri de zaten kontür için aşağı ineceğiz. Evet, 7 zinciri buraya sabitleyip bu 1 3 4 5 6 7 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu da bakın, şöyle 3. kirpiği koparmadan önce dip kısmına bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra koparıyorum. Bakın. 3 tane kirpikten sonra bir sık iğne şöyle dip kısmına da bir tane zincir çekmeyi unutmayalım. Yakınca güzel oluyor arkadaşlar. İpimi kopardım. Şöyle yapmış olduğum sümbülümü göstereyim. Böyle bile şahane duruyor bakın arkadaşlar. Şöyle görün. Kontürsüz bile çok güzel bir duruşu oluyor. Şimdi ben bunu yakıp geleyim. Daha net bakarız arkadaşlar. Bu şekil bile hoş duruyor yani. Güzel duruyor. Evet, şöyle sümbülümüzü alıyoruz. İpimi bir zincir çekerek tutturdum. Bakın arkadaşlar, şu yeşil yuvanın en dip kısmından başlıyorum. 5 zincirli yeşil yuvaya sık iğne ile ipimi tutturdum ve 2 tane zincir çekiyorum. 2 zincirimi çekip ilk bu 4 zincirli kirpikten girdim. Bir tane yuva oluşturdum. 2 zincirimi çekiyorum. Buradaki siyah ipimi de esnettim arkadaşlar. Şöyle incecik olsun. İğne zarifliğinde olsun. Evet. Toplamda 4 tane bu şekilde 2 zincirden yuvayla kirpiklere kadar ulaştık. Bakın. Bu şekilde. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi yuvanın içerisine girip buraya sabitliyorum. 2 tane zincir çekip diğer kirpiğin arasına geçiyorum. 2 zincir çekip diğer kirpiğin arasına. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. Buradan hemen sık iğnenin arası kısmına girip sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Zincirin arasından girip, kirpiğin arasından girip sabitledim. 2 zincir, bakın bir tanesini bu şekilde yaptık ya arkadaşlar. Diğerleri de aynı şekilde kirpikleri yapacağız.
Evet, 5 zincirimi, 2 zincirimi sabitledim. Sonra 3. kirpiğe de 2 zincirimi sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Buraya sabitliyorum. Yine 5 zincir. Yuvanın içerisine girip sabitledim. 2 zincir çekiyorum. Sabitliyorum. 2 zincir çekip kirpiğe sabitliyorum. Şimdi 5 zincir çekiyorum. Şöyle yuvanın içerisine girip sabitledim. 2 zincir. 1, 2 zincir sabitledim. 2 zincir şöyle sabitliyorum. Yine kenarda 4 tane 2 zincirden kirpik olması gerekiyor arkadaşlar. En son yeşil yuvaya 4. kirpiğimi de kapatıyorum. Şöyle dip kısmına bir zincir çekip ipimi kopardım. Evet, sümbülümüzü de bu şekilde siyah renkle kontürledik arkadaşlar. Şöyle bakın, kenar kısımlarında 4'er tane 2 zincir olacak. Hemen şu ipleri bir yakayım. Evet, sümbüllerimiz hazır arkadaşlar. Görücüye çıkmaya şöyle hazırlandılar sizler için. Şöyle bir de yakından tutayım. Gerçekten çok hoş, güzel bir model oldu. De şöyle arkadaşlar. Böyle sümbül rengi lila, eflatun, istediğiniz rengarenk renklerden koyabilirsiniz arkadaşlar. Kırmızılar. Böyle bu renk yaptım ben de sizler için. Çok da hoş oldu. Kontürlerini açıkta tonlama yapabilirsiniz. Daha önce yaptığım sümbüller gibi. Ama bunun çekimi inşallah güzel oldu arkadaşlar. Orada telefonum eski model olduğu için bir de ışık yaktığım için iyice göz yoruyor. O yüzden hem böyle yenilemek istedim sümbülümün yapılışını. Şöyle tekir tek de göstereyim. Yakın yaptığım için ikisi de zaten ekrana sığıyor arkadaşlar. Bu şekilde hazırladım. Daha böyle HD güzel bir yavaş çekim anlatımıyla. İnşallah da işinize yarayan hoş güzel bir model olmuştur arkadaşlar. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Şöyle Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.